Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, kahkül kestirdim. 2019'un son hatasıydı. Kafam yağlanıyor, saçlarım yağlanıyor, alnımda bir hışırtı. Gerçekten rahatsız edici bir şeymiş ama neyse ki saçlarım uzuyorlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün uzun zamandır beklediğiniz ya da beklemediğiniz ama benim beklediğim bir ürünü inceliyoruz. Daha doğrusu bir seti inceliyoruz. AliExpress'ten aylar önce aldığım kalıcı oje seti. Yani diyeceksiniz ki kalıcı oje seti almak nereden aklına geldi? Şöyle böyle 6-7 aydır sanırım düzenli olarak kalıcı oje yaptırmaya başladım. Baktım buna para gidiyor. Yani hani çok böyle az buz da değil, 100 liralar, 150 liralar gidiyor her seferinde. Sonra düşündüm, dedim ki AliExpress'te bunun seti kesin vardır. Nitekim bir girdim, AliExpress bir tırnak ürün deryasıymış. Her şeyin deryası olduğu gibi. Görmüş olduğunuz setin tamamını 19 dolara aldım. Topladım, 111 TL yapıyor. Ben manikür artı kalıcı oje 105 lira yaptırıyorum. Yani evinizde ömür boyu tırnaklarınızı silip çıkartıp kalıcı oje yaptırsanız bir uygulama parası veriyorsunuz bu seti aldığınızda. 5 kavanoz bal alana yanında polen hediyeli diyen adama dönüşüyorum yani bu kanal bugün geçtikçe. Neyse, markası asla nasıl okunduğunu bilmediğim bir marka. O yüzden Koselya deyip geçmek istiyorum. Koselya markası AliExpress'teki en popüler tırnak dükkanı. Her şey var. Akrilik, jel, kalıcı oje, setler, ışıklar, ojeler. Benim setimdeki ultraviyole makinesi 36 wattlık. 48 ve 54'ü de vardı satın aldığım yerde. Yine aynı linkin içinde. Zaten aşağıya bırakacağım, görürsünüz. 36 watt almamın sebebi 48 ve 54'lüklerin paketlerinde jel tırnak seti de vardı. Ve ben jel tırnak yapmak istemediğim için onlara ihtiyacım yoktu. O yüzden 36'lık almak durumunda kaldım. Temelen jel tırnak için daha güçlü bir ışık gerektiğinden dolayı 48 ve 54'ün içine jeli de etelemişler. Ama aslında jel tırnak almak istemeyen için saçma bir karar olmuş. Setin dışında birkaç tane ürün daha aldım. Başlangıçta ve en sonda sürdüğümüz ürünler çok önemli. Çünkü kalıcı ojeyi hakikaten kalıcı yapan şeyler aslında onlar. Ben bu setin içindeki top ve base coat'a çok güvenemedim açıkçası. O yüzden AliExpress'te küçük bir araştırmaya girdim. Ve en başarılı top ve base coat'u aldım. Yani en yüksek puanlı olanları aldım. Roh W X Y gibi bir tamamen random klavyede bir şey yazılmış gibi bir ismi olan bir marka. Setin içeriği dop dolu. Muhtemelen yarısını kullanmayacaksınız bu arada. Çeşitli şekillerde törpüler geliyor. Seton geliyor. Tırnağınızı kalıcı oje uygulamasından önce böyle temizlemeniz gerekiyor. Onun için bir ıslak mendilimsi bir şey geliyor. Ama siz onu normal evde kolonyayla falan da yapabilirsiniz. Manikürcülerin, pedikürcülerin vazgeçilmezi tırnak arası zamazingosu geliyor. Tırnak besleyici yağ geliyor. Tikır mitikır yapıştırmak için şöyle güzel bir cımbızı var. Tırnaklarınızı şıkır şıkır yapmak için şöyle güzel bir taş seti geliyor. Tırnak makası bile veriyorlar. Lüzumsuzluk. Yani tamamen abi 19 dolar veriyorsun ama içinde yok yok demek için yapılmış bir set. Base coat'unu tırnaklarıma ince bir katman uyguluyorum. Buradaki ince olma durumu çok önemli. Bir, kurumuyor. İki, eşit dağılımlı olması lazım. Üç, dediğim gibi çok balçık balçık olduğu için bu kalıcı oje ürünleri. Tırnağınızda ince katman yapmazsanız tırnağınızın üstüne bombe yapıyor. Bu arada şunu da tavsiye edeyim size. Muhakkak önce gidin bir profesyonele tırnaklarınızı yaptırın. Bütün sürece bakın. Ondan sonra bu seti alıp evde deneyin. Çünkü öncesinde orayı bir görmek lazım. Base coat'tan önce bir şey unuttum. Tırnaklarımın üstünü törpülemem lazım. Tırnak yüzeyinde hiçbir şey kalmaması ve pürüzsüz olması gerekiyor. Ama çok abartmayın. Tırnağınızı inceltmeyin. Çünkü kalıcı oje gibi bu tarz uygulamalar tırnağınızı gün be gün inceltiyor. Video çok uzun sürmesin diye ben önden manikür yaptırıp geldim. Siz tabii buna başlamadan önce güzelce etlerinizi temizleyin. Ve tırnağınızın üstünü benim az önce yaptığım gibi törpüleyin. Kalıcı ojenin tırnak etinize değmemesi lazım. Çünkü bunlar çünkü bunlar tırnakta ışıkla birlikte kuruduğu için etinizi kopartabilir çıkartmaya çalışırken. Çünkü epey yapışıyor. İkinci aşamaya geçiyoruz. Bu paketin içinden çıkan nail cleanser var. Bunu siz evde kendiniz pamuğun üstüne kolonya dökerek de yapabilirsiniz. Bu arada bunu her bir katmanı sürdükten sonra da tekrar yapabilirsiniz. Ben birkaç video izledim. Öyle yapılıyordu. Yine ismini okuyamadığım ürüne geri dönüyoruz. Roh WXY Base Coat.
Şimdi bundan ince bir katman sürüyorum ve ondan sonra makineyi çalıştırıp 60 saniye kadar tırnaklarımın kurumasını bekleyeceğim. Çok üstün körü yapmayın. Bu işi dikkatli yapın. Çünkü ojenin kalıcılığı için tırnağın her tarafına bunun sürülmüş olması çok önemli. Ve biraz dediğin gibi balçık gibi olduğundan dolayı işiniz zor. 36 wattlık minik bebeğimi açmak istiyorum. Bu infinite, yani bu sonsuza kadar duruyor. Bu 60, bu 120 timer'ı var. Biz 60 yapalım. Kendi kendinize bunu yapmanın en kötü tarafı bir tane eliniz beklerken diğer elinizi yapamıyor olmanız. Buradan bir fail'la ayrılmazsam çok yüksek ihtimalle bundan sonra kendi kalıcı ojemi kendim yaparım. Şimdi zurnanın zırt dediği noktaya geldik. Bir dakika, önce bu kurumuş mu ki? Bunlar kurumamış ki. Gün geçmiyor ki bir fail'la daha baş başa kalmayalım. Base coat kurumadı. Yaklaşık 5 dakika makinenin altında tırnaklarımı beklettim ama kurumadı. Normal şartlarda, yani taş çatlasa 120 saniye, yani 2 dakikada onun kuruması gerekiyor. Makinede mi bir bokluk var? Ben mi çok kalın sürdüm? Emin değilim. Şimdi çıkartıyorum. Kurumadıkları için çıkabiliyorlar asetonla rahat bir şekilde. Tekrardan bu sefer setin içindeki base coat kullanacağım. Yani hiçbir alakası olur düşünmüyorum ama yine de belki bir farklılık olur. İnce sürdüğümü düşünerek belki de hakikaten kalın bir katman sürdüm. Bu arada 36 watt kararımın çok arkasında değilim. Az önce 110 wattlık bir makine sipariş verdim. 110 wattla çok daha hızlı kuruyacak ama bununla da kuruması gerekirdi diye düşünüyorum. Evet, diyeceksiniz ki videonun ortasında neden Zeynep değişti? Şöyle bir şey oldu. O gün ben o makineyle inanılmaz derecede uğraştım ve tek bir kat oje için 5 dakika makineyi çalıştırmak zorunda kaldım. Normalde kalıcı oje yaptıranlar biliyordur. Yani bu 60 saniye süren bir işlem. 5 katı daha uzun sürdü ve bir türlü tırnaklarımı doğru düzgün kurutamadım. Sonra zaten kurudular ama bu sefer birkaç tırnağım kırıldı. Çünkü kalıcı ojeyi tam yedirememişim tırnağa. Yani böyle bir sürü problem çıktı anlayacağınız. Ben de bir önceki videoda bahsettiğim, o sırada sipariş verdiğim yeni makinenin gelmesini bekledim. Ve yeni makine geldi. Yani şöyle göstereyim size. Şu eski makine. Şunun küçüklüğüne ve içindeki led sayısına bakın. Bir de şimdi yenisini göstereceğim. Bu da yeni makine. Üstünde bayağı ekranı falan var. 10-30-60 saniyelik timer'ı var. Ve aynı anda iki elinizi birden sokabiliyorsunuz. $17 gibi bir şey aldım sanırım. Yani bununla da kurumuyorsa zaten başka hiçbir şeyle kuruma ihtimali yok. Bu sefer ojelerde bir bokluk var diye düşünmeye başlayacağım. Ama muhtemelen bu işe yarayacak. Linkte makinesiz alma gibi bir opsiyon var mıydı hatırlamıyorum ama muhtemelen vardır. Eğer öyle bir opsiyon varsa muhakkak makinesiz alın o paketi ve yanında bu makineyi alın. Kullanmadan övüyorum ama belki de çalışmayacak doğru düzgün. Ama ben çalışacağını düşünüyorum. Şimdi yine ilk videonun başında yaptığımız gibi şu paketten çıkan tırnak temizleyicilerle tırnaklarımın üstünü temizleyeceğim. Ondan sonra base, bu top. Ondan sonra bazı uygulayacağım. İlk videoda göstermediğim, ayrıca rengini çok beğendiğim için aldığım Elite 99 markalı, şöyle diğerlerinin iki katı büyüklükte olan bir oje. Bunun bir sürü rengi var bu arada. Bunu da linkini aşağıya bırakacağım. Bu Elite 99 markasının puanı bayağı yüksekti. Şimdi o zaman tırnaklarımızı önce şununla bir temizleyelim. Bu arada bu üstündeki şey, bugün Instagram'da storylerde paylaştım. Trend olan yeni aldığım kapşonlu bir pijama takımı. Hayatımda daha rahat bir şey giymedim. O kadar şık duruyor ki üstünüzde, dışarı çıkarken bile giyersiniz. Onu da linkini aşağıya bırakırım. Kumaşı çok ince ve çok yumuşak ama linkteki görüntüsü çok kırmızı gibi. Burada gördüğünüz gibi bayağı bordo. Linkteki fotoğrafa çok aldanmayın. Daha bordoya yakın bir rengi var. Ama ben zaten bordoyu daha çok seviyorum kırmızıdan. Bu bazlar, daha önce de söyledim, aşırı kauçuk gibi. O yüzden şöyle göstereyim hatta. Bayağı akmıyor yani, reçine gibi. Kauçuk. Bu reçine mi artık, neyse. Şöyle azıcık fırçama alıyorum ve uyguluyorum. Manikür de 2 gün önce yaptırdık. Şimdiden bozulmuş anasını satayım, neyse. Bu bazı ince ve tırnağın her yerine uygulamanız dediğim gibi önemli. Şöyle sağına soluna. Burada kokusu gerçekten kauçuk gibi. Diğerini de yapıyorum. Yeni makineyle iki elimi birden sokabildiğim için bu lüksü kullanmayı tercih ediyorum. Böyle elinizi soktuğunuzda otomatik olarak çalışıyor. 120 saniye ayarlıyor kendini ama ben şuradan 60'a basarak şey yapacağım. Başlatacağım. 60 saniye başladı. Şöyle elimi sokuyorum. Bıyık Reis. Sevgililer gününde erkek arkadaşımı çalıştırıyorum. Adam sabah çekimden geldi. Akşam da beni çekiyor. Kıyamam.
Teşekkür ederim. Tamam değil. Sen 2 saniye varsın. Erkek arkadaşım bana kalıcı hoca yaptı falan. Clickbait olsun diye rezalet. 60 saniyelik sürenin sonuna geldik ve tırnaklarım yine kurumamıştı. Harika. AliExpress'e dava açıyorum. İki elimi birden koyduğum için olabilir diye düşünerek tek elimle şimdi 60 saniye tekrar çalıştırdım. Bu arada 4'er dakika beklettim sanırım iki elimi sokarak ve hala tam kurumadı. Yani artık şunu düşünmeye başlıyorum. Bende bir sıkıntı var. Bir de bu çok ince sürülmesi gereken bir katmandı. Ben sanırım yine birazcık fazla sürdüm. Şöyle bir şey yapacağız. Yılmayacağız. Hayır. Şimdi ojemi alıyorum. İnce bir katman ojeden süreceğim ve bir tane parmağımla deneyeceğim. Bunun üstüne oje ile beraber kuruyorsa diğer tüm parmaklarıma şu an ojeyi uygulayacağım. Yeni kurumasını da ekleyemeyeceğim ben bunun. Delirdim artık, yeter yani. Şuna şimdi ince bir katman. Şöyle. Yani direkt sokayım ya, ne olacak, diğerleri de belki kurur. Şimdi kamera 2 dakika sapıttı. O sırada ben tek kat oje sürdüm ve kuruttum. 2 dakikada kurudu tek kat. Şimdi sahilime geçiyorum. Bunun ilk katını süreceğim. Sonra ikisini birden biraz bekletiriz muhtemelen. 2 dakika bekleteceğim şimdi iki elimi birden. Yani Allah'tan bu aynı anda iki eli alabiliyor. Çünkü dayanılmaz bir şeye dönüşecekti gerçekten. Bekleyelim bakalım. Şimdi birer kat daha sürüp aynı anda yine 120 saniye daha bekleteceğim. Şu el hareketini yapmadan duramıyorum. Şu işi evde çözebilirseniz... Maddi olarak o kadar karlı ki. Çok şükür ikinci katımızı tamamladık iki elimde de. Şimdi birazcık kalın sürdüğümü düşünüyorum. O yüzden bu sefer 3 dakika bekleteceğim. Görüyorsunuz artık rengi gerçekten oturdu diyebiliriz. Beklediğimden daha açık bir renk oldu. Ama olsun. Yani en azından olup olmadığını görmüş olduk şu kalıcı oje meselesi. 5 dakika beklettim dediğim gibi son katı. Normalde gittiğimde bile bana 2'şer 3'er dakika beklet diyorlar zaten son katı. Şimdi top coat uygulayacağız. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yani tek uygulamada ojenin o kadar az bir kısmını kullanıyorsunuz ki bu ojelerle eşe, dosta, akrabaya, arkadaşa 50 liradan kalıcı oje yapıyorum deseniz, eve çağırsanız binlerce lira kazanırsınız. Top coat'u da sürdüm. Bunları artık kaç dakika bilmiyorum ama herhalde bir 3-4 dakika bekletirim muhtemelen. Bunlar biliyorsunuz zor kuruyor. Bu arada şaka gibi bir şey söyleyeceğim. 1 dakika yaptım ve neredeyse kurumuş. Manikürüm birazcık kötü sadece. O yüzden çok iyi durmuyor ama uygulama ve ojenin duruşu bayağı güzel. Daha önce yaptığım paketin içinden çıkan ojelerden çok daha kaliteli, orası belli yani. Böyle kalıcı oje yaptırdığınızda sıkılırsanız renkler üstüne normal oje sürüp biraz da öyle takılabilirsiniz. Çünkü bunlar asetonla çıkmıyor biliyorsunuz. Ben de belki bu renkten sıkılırsam normal oje geçerim üstüne. Sonra canım sıkılınca da onu da asetonla çıkartırım. Bunlarla devam ederim. Buraya kadar sabırla izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki ürün incelemesi videosunda görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay.